Selamünaleyküm arkadaşlar. 98 model 1.4 benzinli 16 valv motoru olan Rover aracımızın termostat kapağı çürümüştü. Dün canlı yayında yenisini ve eskisini göstermiştim. Maalesef takarken size göstermek istiyordum. İşin yoğunluğundan arkadaşlar maalesef çekemedik. Şimdi yakın köylümüz olur. Bir kere Rover geldi, onun motorunu yaparken çektin ama 15 senedir sana gelen arabayı niye çekmiyorsun diye sistemlerde bulunan köylüm. Evet. Merhaba. Aracından memnunsun ama. Evet, araçtan çok memnunuz. Yani yıllardır satmadığına göre. Evet, yıllardır aracımızdan da memnunuz, ustalarımızdan da memnunuz. Evet, araç uzun yola da çok gitti. Evet, senede 5 kere Konya'ya gidip geldim. Yani bayağı bir uzun yol yolculuğu yaptı. Tabii ki bu arabayla bir sürü hayat hikayesi de var. Çünkü ansızın bir araba gelip vurmuştu. Öyle değil mi? Allah'tan çok büyük bir hasar yoktu. Ama maalesef arabasını seven köylüm şimdi en azından 98 model 1.4 benzinli 16 valv aracın yağ suyu nereden koyulur diye bir video çekelim, size atalım, siz de seyredersiniz. Allah'a emanet olun, oraya gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, köylüm Murat abi aracın ufak da olsa bazı özelliklerini anlatsın. Aracımız klimalı bir araç, full dolu paket. Evet. Ayarlanabilir direksiyonu var. Evet. Cam otomatik merkezi kilit, ABS, DRS. Her şeyde dolu full bir araç. Bu modelde hepsi var yani. Yani koltuğa oturduğun zaman sürüş keyfi veren bir araç. Evet. Yani diğer araçlar gibi böyle hafif böyle sağa sola kayma şu bu yok. Tasa ağır, oturaklı, güzel bir aracımız var. O keyfi alıyorum yani, diyorsun yani. Keyif aldığım için uzun yıllardır biniyorum zaten. Evet. Araç kaç bindeydi hiç bakmadım ama. 220 bin falan. 216 bin... Odaklıyorum. Odakla. Evet. 216.632. Evet. Yani 98 model değil mi? Evet. 98 model bir Rover'da yani birçok özellikler var arkadaşlar. Klimasından tuttur. Her bir şeyi var. 4 cam otomatik. Evet. Gerçekten. Evet. Bu araç karterden yağ kaçırıyordu. Karter contasını değiştik. Aynı zamanda dün akşam canlı yayında termostat kabağından su kaçırıyordu. Haliyle yıllanmış bir plastik parça kendini çürümeye terk etmiş. Ve bunun yenisini taktık arkadaşlar. Odaklı olun. Azıcık daha odakla ya. Evet, kendisini odaklamıyor. Benim telefon biraz aksi. Evet, bunun görevi artık bitti. Bu nereye? Çöp kutusuna. Rover 1.4 aracımızın arkadaşlar aküsü hemen sol farın arkasında. Takviye kabloları artı eksi olmak üzere buradan yapılıyor. Fren hidroliği buradan koyuluyor. Fren hidroliği arkadaşlar DOT 3 yazıyor. Odakla. Evet. DOT 3 yazıyor. Fren hidroliği buradan koyuluyor. Hava filtresi keza ince uzun hemen buracıkta. Motor yağımızı buradan koyuyoruz. 10.44 litre motor yağı alıyor. Yağ çubuğumuz burada hemencecik. Buradan seviyesini kontrol ediyoruz arkadaşlar. Direksiyon yağımız burada. Motor soğutma sıvımızı da buradan koyuyoruz. Evet. Kısacası Rover aracımız bu şekilde SRS insan güvenliğini taşıyan kontrol sistemi burada. Motor sıcak iken ya da motor çalışırken bu civarlara elinizi şu şekilde sokmayın diye bir uyarı ikazı yıllar ve yıllar önce koyulmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klimanın gazı buradan kontrol edilir. Buradan da klimanın gazı bitmişse basılır. Uyarı ikazı var arkadaşlar. Buradaki sibobu bastırıp da yüzünüze gaz falan gelmesin diye. Evet, yıllar önce yapılmış, konforlu, lüks bir araç, Rover aracımız arkadaşlar.
Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.